direkt Kurak Günler değil de Emine Alper sinemasına ve Emine Alper'in bir geçmişini bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Çünkü bütün film okulu öncesi de yapmamız gereken en temel şey filmimizin çekildiği dönem ve yönetmenin özgeçmişini bilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili Emine Alper İç Anadolu'da, özellikle Konya Ereğli yanılmıyorsam, küçük bir kasabada doğuyor. Ardından Konya merkezde ilköğretim hayatını, lise hayatına yanılmıyorsam Ankara Fen Lisesi, ardından da İstanbul Teknik Üniversitesi, ardından da Boğaziçi Üniversitesi hem iktisat hem de tarih bölümünü bitiriyor. Sinemayla da tanışmasını sağlayan Boğaziçi, biliyorsunuz sinema topluluğu geçenlerde kapatıldı herhalde. Evet, ne yazık ki atıllaştırılmaya çalışılıyor. Mithat Alam gösteri merkezinde sinemayı öğrenen kişilerden biri. Tıpkı Nuri Bilge Ceylan'ı yapan, yine Boğaziçi kültürü diyebiliriz. O sanat kültür ve felsefesi diyebiliriz. Birçok sinemacıyı, birçok kısa filmciyi, birçok sinema yazarını oradan çıkarttı ama bir yıl içerisinde bir baskı rejimine doğru ilerledi. Ve orada asal kişilerden, hatta zamanda Altın Koza Film Festivali koordinatörlerinden, Zeynep Ünal, tanıdığımız Zeynep abla dahil birçok arkadaşı görevinden ihraç ettiler. Haksız yere. Ve o üretimleri de bir yandan görmezden geliyorlar. Bu tabii hani yaklaşık işte 100 yıllık siyasal konjonktürün son 20 yılındaki ciddi sıkıntılı dönemeçten dolayı da hani gerçekleşiyor. Kurak Günler de biraz buna bir duruş sergiledi bildiğiniz gibi. Kurak Günler filmi Kültür Bakanlığı'ndan ödenek aldı. Kültür Bakanlığı, ben de şahsen hani kısa filmlerinden de ödenek aldım. Ödenek alan birçok filmde de reji koordinasyon ekibinde de çalıştım. Ödenek alırsınız Kültür Bakanlığı'ndan. Daha sonra senaryoyu vermişsinizdir. Senaryo film çekilirken ufak tefek değişikliklere gebe olabilir. Çünkü çekim aşamasında. Biz bunu Ceylin filmini çekerken de yaşadık. Hatta Cevher mesela bizim başrol oyuncularımızdan. Burada da hatta Büyükşehir Belediye Tiyatrosu oyuncusu. Birçok sinema filmi, dizi, çok iyi eserlerde de yer alan birisidir. Kendi de bilir Ceylin filminin çekiminde. Film sırasında da hani rolüne dair de hani dönüşümler, daha da derinlemesine farklı bir şeyler de denedik. Ve senaryo çekildikten sonra hocam biliyorsunuz çıkan sonuç farklılaşabilir. Çünkü her filmde böyledir aslında. Bu işte Tarantino olsun, ister Kubrick olsun, ister Emine Alper olsun. Ama hani burada bir farklı bir bakış açısı vardı galiba. Ve Kültür Bakanlığı ödeneği geri almak istedi. Tabii bu her yapım firması için zorlu bir durumdur. Çünkü nereden baksak 600 binle 1 milyon, 1,5 milyon arasında bir ödenek alıyorsunuz. Ve bu ödeneği sizden talep ediyorlar. Siz filmi çekmişsiniz. Kolay rakamlar değil şu an ekonominin bulunduğu günümüzde. Ve sinema severler büyük bir kampanya başlattı. Ve normalde 35 bin, 50 bin maksimum bandında olan Emine Alper'in filmleri, sinema, vizyon filmlerinden bahsediyorum. Vizyona çıktığında gişesi 35 bin, 50 bin olduğu halde bu sefer hani genel olarak 300 bine neredeyse yanaştı. Gişeye giden, tüm Anadolu, tüm İstanbul birden şey yaptı, seferberlik gibi bir duruma, kültürel bir seferberliğe girdi. Şahsen ben de birçok arkadaşım biletini kendim karşıladım. Askıda bilet kampanyası yapıldı. Ve 300 bin çok büyük bir rakam. 250 bini aştı yani. Çok büyük bir rakam. Nuri Bilge ve Emine Alper böylece hani bağımsız sinemada zirveye oturdu. Ve öylece kazandığı bir gişeyle de tabii ki ödeme şansı daha da kolaylaştı. Ama bu tabii hani Kurak Günler'in içerisinde de filmde de göreceğiz. Hani o baskıcı zihniyet her zaman söz konusu. Filmin içerisinde de görmüşsünüzdür. Nasıl boğazımızı sıktı, nasıl bizi darladı filmin sonuna doğru. İşte onu Emine Alper, Kurak Filmler çıktığında kendisi bizzat hepimizle birlikte yaşamış olduk. Evet. O zaman ilk filmine başlayalım. Tepenin Ardı'yla. Tepenin Ardı özellikle Brecht estetiği dediğimiz bir estetikle başlar. Yani hiç düşmanı ortada görmeyiz. Düşmanı, yani ötekiyi, bizden olmayanı nasıl zihnimizde yarattığımızı, tasarladığımızı hem senaryoyla, hem oyunculuklarla, hem de müziğiyle beraber, hatta bizzat Brecht'in eserlerinde, oyunlarında kullandığı müziği filmin finalinde kullanıyor yanılmıyorsam. Ardından gelen Abluka, aynı şekilde yine baskıcı yönetimlerini gösterdi. Kentte geçen bir belediye hizmetlisi ve köpekler üzerinden insanın nasıl yabancılaştığına dair yine soyut bir anlatımla yabancılaştırma ögesini koyarak bize başarılı şekilde aktarmıştı. Ardından daha doğada geçen yine
kız kardeşler üzerinden hem sınıf ayrımı hem de doğanın çıkış hızı, bir dağın üzerinde insanların bir yere ulaşamaması üzerinden vermişti. Erkek egemen toplumunda nasıl bir kızlar üzerinden, özellikle kadınlar üzerinden baskı kurduğunu vermişti. Ama buradaki kurak günlerde hem doğa unsurunu kullanıyor, birazdan ilk başlarda, açılışta da göreceğiz. Hem siyasi konjonktürü hem de bireyler arası ilişkileri farklı kişilerin bakış açılarıyla aynı zamanda anlatıyor. Ama esinlendiği neler var kurak günlerin, biraz ona bakmamız lazım. Evet. Öncesinde hocam istersen hayat Tabii. hikayesinden bahsettiniz ya. Hayat hikayesinin işte bu şey dönemi, mühendisliği bitirip sinemayla ilgili tarih üzerine kendisini özellikle yetiştirmesiyle ilgili kendisinin bir cümlesi var. Kendisi diyor ki mühendisliğin beslediği bir taraf yok. Çünkü ben teknik konularda çok cahilimdir. Sinemanın teknik kısmı söz konusu olduğu zaman mühendislik hiç beslemedi diyor. Sosyal bilimlerin muhakkak etkisi vardır. Şu an bunu çok ölçüp biçemiyorum ama muhakkak vardır. Aynı şekilde sanatla, sinemayla uğraşmanın sosyal bilimlere de çok fazla etkisi olduğu, yani ikisi böyle karşılıklı bir etkileşim içinde geliştiğini görüyoruz. Ama fen lisesi yıllarımda bile hep tiyatro, sinema, edebiyat çok ilgilendiğim şeylerdi. Yani sonradan çıkmış bir karar değil. Taşla'da çalışkan öğrenci olduğunuz zaman ister istemez bir yere itiliyorsunuz. Yani siz isterseniz nerede olursanız olun, içinizde böyle bir parıltı varsa o nehir akar ve yolunu bulur şeklinde özetleyebiliriz sanki Emin Alper'in yolunu da. Yine tarihsel ögeden yola çıkarak yine yıllar önce okuduğum hem kitabın ismi hem de bakış açısı bakımından hem sanatçı tarihini sorgular hem de çağının sorgular bağlamında Ali Gevgili sinema tarihini sorgular ya da buna benzer bir isim vardı kitabı. Yani bir sinemacının olmazsa olması ya da sanatçının olmazsa olması tarihsel yaşadığı dönemi mutlaka ne yapması lazım? Duruşu bakımından sorgulaması, eleştirmesi lazım. Bu anlamda tarihsel ögesi, bağlamını ya da çıkışını hakkını vererek yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Hoş geldiniz. Buna benzer edebiyatta kime göre mesela karşılık olarak Ahmet Ümit'ini söyleyebiliriz. Ahmet Ümit de mesela Gezi'den sonra yazdı. İşte İstanbul Hatırası mı diyemiyorsam. Orada da hem bir cinayet perdesi hem de mimari hem de işte yapılaşma üzerinden o yapıyı bize ne yapıyor? Edebiyat aracılığıyla yapmıştır. Ya da işte Zülfü Livaneli'ni de verebiliriz. Geçmişte günümüzü ve çağı ne yapar? Edebiyat üzerinden başarıyla sorgular. İşte sinemada bunu son yıllarda pek politik sinemayı maalesef göremiyorduk. Ki Emin Alper daha önceki filmlerinde dolaylı olarak söylemi bulunurken Abluka'da, Tepe'nin Ardında bu filmde tıpkı Yılmaz Güney sinemasında olduğu gibi doğrudan söylüyor. Yani dolan başlı etrafını dolanmıyor. Ne söylemek istiyorsa politik anlamda hem siyasi yapıya hem de içinde bulunduğu hukuk, adalet ilişkilerinin nasıl oluştuğuna dair bize dolayımsız olarak ortaya koyuyor. Yine başka sinema grubunu takip edenler bilirler. İki hafta önce seyircilerle olan bir söylesi vardı. Oradaki işte karakterlerin nasıl oluştuğuna dair okumalarda işte neden Hakim Hanım'a şöyle koydunuz, böyle koydunuz. Yani karakterlerin neden oluştuğuna dair işte bugünkü film analizinden sonra neden seçildiklerini, isimlerine dair ya da o obruğun neden geldiğine dair verdiğince işte taşlar yerine oturacak. Evet, filmin genel hani title'ına ya da işte künyesine girelim isterseniz baştan. Evet. Sonra da filme yavaş yavaş gireceğiz galiba hocam. Evet. Senaristini de Emin Alper'in yaptığı bir film. Oyuncular Selahattin Paşalı, Ekin Koç biliyorsunuzdur. Aynı zamanda Selin Yeninci, Erol Babaoğlu ve Erdem Şanocak, Ali Seçkiner Alıcı da hani bayağı enfes bir performans sergilediler. Bir de Hatice Aslan vardı filmin başında, anne karakteriydi. Onu da irdeleyeceğiz. Orada bir hani soru işareti kaldı mı kalmadı mı onu da bir irdeleyeceğiz. Genel olarak filme baktığımızda bir çiçeğe burnunda bir karakterimiz var. Savcı Emre tayini çıkar ve kırsal bir bölgeye gider. Bu kırsal bir bölgede ilerlerken de Yanıklar Kasabası ismi de ilginç. Hani onu da irdeleyeceğiz zaten. Ciddiyetle işini yaparken belediye başkanı dahil halkın belediye başkanına yaklaşımı ile ilgili bir hani ne derler gözlemlemeye başlıyor durumu. Onlar da tabii ki savcıyı gözlemliyor. Ve buradaki hani sıkıntılar, oluşan obruklar ve obrukların yanı sıra
kasabanın içerisindeki yanlışlar bir şekilde bizim savcıyca obruğu içerisine çeker gibi çekmeye başlıyor. Ama o bir şekilde dik duruşunu devam etmeye çalışıyor. Daha sonra karakterlerle bir şekilde çatışması, mücadelesi devam ediyor. Ve en sonunda gazeteci karakterle birlikte de o bir hapis gibi evin içerisinde kala kalıyor. Ve bu büyük bir hani şeye doğru, katliama doğru gidebilme ihtimalini de görüyoruz. Hikayenin genel hani temel basit sinopsisi bu şekilde ifade edilebilir. Tabii ki Kurak Günler hani dünya festivallerinde baktığımızda Cannes Film Festivali'nde belirli bir bakış bölümündeydi. Antalya Film Festivali'nde 9 ödül aldı en iyi film dahil. Ancak filmin şöyle bir tarafı da var. Şimdi film bizi çok etkiliyor. Çünkü hikaye bize çok tanıdık geliyor, çok dokunuyor. Ancak hani Batı festivalleri özellikle ki bunu işte çalışan arkadaşlarla da sohbetimde geçti. Batı festivallerinde de hani bizim o hani mesela katliamın hissiyatı biraz Sivas katliamını bize hissettirdi. O karanlık durum. Hani bize anımsattığı şeyler var ama Batı festivalleri biraz daha çok fazla bizim yaşadığımız duyguyu yaşamamış olabilir diye tahmin ediyorum. Ama Cannes'da çok övgülü bir şekilde yer aldı film. Türkiye'de de zaten karşılığını buldu. Filmin genel süreci böyle ilerledi hocam. Evet. Bir de şey aldı. Avrupa Sinema Eleştirmenleri Ödülü'nde evet. Yanılmıyorsam en iyi kurgu ödülü kurgu aldı. Kurgu ödülü aldı aynı zamanda. Kurgu da iki parçalı yani iki arkadaş çalışmışlar. Türk kurgucular. O da neden zaman bakımından farklı işlerde çalıştığı için 4 aylık sürüyor kurgu. Bu anlamda da başarılı yani iki kurgucuyu da tebrik etmek lazım. Evet. Tabii o kurgusal şey ne katmış film üzerine? Az önceki etkileri üzerine başlarsak daha sinema filme girmeden önce hemen Akira Kurosawa'nın Rashomon'una düşmemiz lazım. Rashomon'u seyretmeyen var mı diye sorayım. Var. Bir iki tek tük. Evet. Ya da çok önce seyretmiş. Çok önce yani 1960'larda. Evet. Rashomon ne anlatır? Bir diyelim işte serseri eski bir samuray diyelim. Ormanda pineklerken bir çift geçer atıyla ve kadına göz koyar o serseri diyelim samuray. Ve bunun üzerine oradaki işte kocayı öldürüp kadına beraber olmak işte parasını ele geçirmek ve bunun sonucunda da yoluna tekrar gitmek ve onların çatışmalarını anlatır. Film tabii virane bir yakıntı esnasında bir hikayenin hikayesiyle başlar. Ama başka yere bakar aslında. Özüne işte metafor olarak düşünürsek Japonya'nın işte 2. Dünya Savaşı'sı o harabeden nasıl bir çıkış yaptığını filmin finalinde bir güzel bir sonla anlatmıştır. Şimdi anlatımda 3 bakış açısını anlatır. Yani bir samurayın avcıyı öldürmesinin bakış açısı, karısının bakış açısı ve ölen avcının işte kocanın bakış açısı. 3 farklı bakış açısıyla yani sinemada benim bildiğim ilk anlatım yapısı olarak Akira Kurosawa'nın Rashomon'da görürüz. Evet. Bu anlatım yapısını daha sonra 1980'lerin sonunda yanılmıyorsam Erden Kral, Fikret Kuşkan'ın başrolü olduğu yine ormanda geçen film ismi de Avcı olan bir filmde yine Altın Kuzu'da yayınlanmıştı 90'ların ya da 80'lerin sonundaki ilk Altın Kuzuları da hatırlıyorum. Yani bu anlatım dilini ne yapmış? Yine günümüzde geçen bir farklı bir konu seçerek bizim 3 bakış açısına da film içerisinde sahip olduğumuzu görüyoruz. Savcının, Emre'nin yani, avcının ve yani şeyin neydi Cemil miydi? Pardon Şahin'in bir de arkadaşı yine Murat vardı. Bir de gazeteci. Gazeteci Murat. Üzerinden görüyoruz. O zaman karakterlerimize bakarken o gecenin olayın nasıl yaşandığına dair 3 farklı bakış açısının temelinde bu var. Peki bu bakış açısının farklılıklarını bize öncesinde verilerini nasıl veriyor? Az önce söyleşiden önce yine konuştuk. Masasında bir nesne duruyordu. Hatırlıyor musunuz? Evet. Newton'un böyle şeyi vardır. Çekişleri mi? Bilyeleri vardır. Ona benzer böyle dünyaya benzer bir tasarım vardı. Hatırlıyor musunuz masasının üzerinde? O masasının üzerindeki tasarımda da bir dokunuşla 3 farklı işte dünya, ay, güneş sistemi olarak düşünürseniz her birinin ilişkilerini ne yapabilirsiniz? Değiştirerek yerinden oynatabilirsiniz. Masada normalde durması gereken simliktir, Türk bayrağıdır. Ama ne yapmış? Bir süs eşyası koymuştu.
Yani size bir süs eşyası gibi konulmuş nesne filmin bakış açısının nasıl olması gerektiğine dair ipucunu bize filmin başında veriyordu. Peki Obruk ismi nereden geliyor? Hiç araştıran oldu mu? Obruk. Evet, Türk mitolojisinin ve Hint mitolojisinde geçen bir kahraman. Ama kötü bir kahraman. Bir tür vampir gibi diyebiliriz. Obur ya da ubur. Kökeninden geliyor. Obruğun temeli. Obruk ne yapar? Çeker. Ubur da insanları ölüm diyarından gelip sizin ne diyeyim ölüme sürükleyen, kanınızı emen ya da gücünüzü çeken bir canavar olarak nitelendirilmiş şeyleri vardı, diyelim işte görselleri vardı. Bunları daha sonra YouTube'dan görürsünüz. Yani yönetmen hem mekanı kullanırken bir mitolojik ögeden hareketliyor. O obruğun yapısının o filmin finaline doğru nasıl sizin kanınızı sömüren bir varlık haline geldiğini gösterir. Peki domuzun mitolojideki yeri nedir? Vardır. Yine kime görev veriyorlardı? Evet, hem Sümerlerde vardır hem de Yunan mitolojisinde kimdir? Bizim Herkül'e verilen görevlerden birinde de domuzu öldürmektir. İşte karlar içerisine gidip öldürecektir. Ama başta da gördüğümüz domuzu ne yapıyoruz? Bütün ayin gibi, bütün kasaba, bütün halk ne yapıyor? Ölüme doğru sürükler. Peki Batı kültüründe kurban olarak hangi öge kullanıldığını görüyoruz hayvan olarak? Bizdeki tam tersi domuzdur. Yani bir matı bakış açısıyla ya da batılı insanları göstereceğiniz bir ögede ne yapıyorsunuz? Siz de domuzu daha sonra da av ve avcı ilişkisinden de yine bağlayacağız. Hayvan bilinçli olarak ne yapıyor? Domuz seçiliyor. Kahramanlarımız zaten bir kovalıcı sahnesinde o çizgisel kendisi İstanbul'da da domuzu yapan sanat ekibiyle karşılaşıyor. Domuzu birebir artık günümüzde ne yapıyoruz? Filmde gördüğünüz domuzu robotunu yapıyorlar. Fareleri de aynı şekilde yapmışlar. Yani hiçbir hayvan hani canlıya zarar vermediğimiz gibi buradaki domuzun yapılış amacını ve neden yapıldığını bizzat yerinde Cevher gözlemlemiş. Nasıl yapıldıklarını bize anlattı. Peki yine zaten mekan isminden başlarsak. Evet, köyümüzün, kasabamızın ismi neydi? Evet. Yanıklar. Yanıklar. Tıpkı Hasan Ali Toptaş'ın Suskunlar mı? Ya da Gölgesizleri gibi hatırlarsınız. Yani böyle kasabalar vardır. Yani senaryo yazarken ona uygun ne yapıyor? Yönetmenimiz isimler veriyor. Yani bunlar neden yanmışlar zaten? Hepimizin burada kavrulduğu gibi. Evet, susuzluktan kavrulmuşlar. Ama bu susu nereden geliyor? Şimdi o zaman biraz daha bir geçmişe dönelim. Yine 1960'larda ilk defa Berlin'de ödül alan filmimiz hangisidir? Yurt dışında ödül alan? Susuz Yaz. Evet, Susuz Yaz. Ardından da Kuyu. Kuyu'nun analizini yapmıştık. YouTube'da izleyebilirsiniz. Evet, mevcut. Evet, Kuyu filminde aslında bir evlilik arayışı ve suya ulaşma çabası. Yine Susuz Yaz'da da arazi ve suyun paylaşılıp paylaşmaması üzerinden mülkiyet kavramı ve kadınla olan bağ. Su burada neyi ifade ediyor? Hem kutsal kitaplarda hem de gündelik hayatta ve günümüzde de aslında. Evet. Bereket, doğurganlık. Yine birazdan göreceğiz. Aslında kadın ve erkek fark etmez. Cinselliği ifade eden bir öge olarak kullanılır. Filmde de zaten sıkça kullanacak. Kimin evinde su var, kimin evinde su yok. Ve suyla hemhal olmalar ne anlamı gelecek biraz sonra. Evet. Şimdi o zaman açılış sahnesiyle ben tabii notlarımdan giderek. Evet, Obruk'un hemen başında Hakime Hanım'la başlıyoruz. Hakime Hanım. Evet. Ve savcı zaten orada. Hakime Hanım bir cümleyle tüm filmi özetliyor. Evet. Ya zaten Emine Alper genelde filmlerde de olur ya, intro'da aslında tüm filmi bir şekilde özetiniz bize sunarlar. Evet. Burada Bergman'dır, işte diğer Kubrick'tir, Haneke'dir, örnekleri var, Tarkovski'dir. Evet. Diyor ki kasabamıza hoş geldiniz. İşte belediye başkanımız da bir yemeğe davet etti ama gitmeyi düşünmüyorum diyor. Evet, ama kahraman ne yaptı? Daveti normalde geri çevirdi ama yolculuğa davet etmesi için, filmin hareketi, aksiyonu geçmesi için o davete icap etmesi lazım. Ve o genelde Türk ve erkek kültürünün adabının olduğu bir rakı sofrasında kahramanımızı bir süre sonra göreceğiz. Ama önce bir silah atışlarından sonra geçelim. Silah atışlarından sonra savcının mekanına geçiyoruz. Domuzu sürüklediler, götürdüler. Filmin afişinde de kullanılan kırmızı ögeyi gördük. Sonra mekanda belediye başkanı oldu. Tabii direkt söylemiyor. Kim geldi? İki tipleme. Bu tipler de aslında tipik Anadolu'daki
O yerel, şu anda da yine muhafazakar bıyıklarıyla simgesel olarak söyleyebiliriz, ifade edilen. Diğer de işte duruma göre, nabza göre ortalığı bulan bir arkadaş modunda olan, Kâr filminde de başrolde oynayan arkadaşımız geliyor. Erdem Şanocak. Erdem Şanocak, evet. Arabasındaki öge siyah, işte klasik bir siyah, işte bürokrat arabası olduğunu görüyoruz savcının. Arabasına, plakasına dikkat ettik mi? E ve Z harfleri vardı arkadaşlar. Yani S. Evet. Yani normalde arkadaşımız savcı gelmiş, orada ne yapacak? Bir ilk başlamış ama bütün bürokrasinin ne yaptığı, o tahakkümün altında, bir anlamda ezici gücünün ifadesinin altında, acaba ezen mi olacak, ezilen mi olacak? Bize ipucunu ne yapıyor? Yönetmen plakalar aracılığıyla veriyor. Tıpkı Yılmaz Gül'ün Umut filminde açılış sahnesinde taksinin plakasında verdiği gibi. Hatırlayan var mı? Evet, o zaman onu da izlesinler arkadaşlar. Umut'un okumasa da kanalımıza menüsünde. Evet. Şimdi o zaman gelelim annesiyle olan konuşmayı, annesinin ismini hatırlıyoruz, Hatice Hanım. Kısa bir konuşma geçiyordu annesiyle. Ne diyordu annesi? İşte çarşar, nevresim vesaire gibi ögelerden bahsediyordu. Daha sonra da yine bir Murat'la olan evine geldiği zaman annesiyle fotoğrafını masanın üzerinde gördük mü? Küçük böyle bir salıncak ya da bir yerde otururken annesi kucağına almış. Bu kahramanın aslında nasıl bir ana kuzusu ve henüz kendi dedim işte üniversitedeki hayatıyla dedi birazdan konuşacak hakimler. Hiçbir ne diyeyim işte flörtü ya da işte peşine bir kız takılmamış ya da baş göz edinmemiş bir kahraman. Aslında bir yandan hani karakterin çocuk gibi doğuşunu, büyüyüşünü ve işte bir yandan da ergenleşmesini, cinsel olarak da hani belli şeyleri ne derler, merakını gidermeye çalışmasını, şaşırmasını da görüyoruz. Evet. Burada hocam anne karakterinde şöyle bir durum var. Bu çok da tartışıldı bir yandan. Şimdi genel olarak hikaye yazımında, senaryo yazımında bir karakter ya da bir şey ortaya atıldığında o çemberi tamamlamalı ve hikayesi tam bitmeli. Yani ergenleşmesi, büyümesi evet, beklenir. Büyümesi. En küçük karakter de olsa anne karakterini en başta gördük. Merakımdan soruyorum bir yandan da. Anne karakterini gördükten sonra film boyunca bu savcı Emre'nin bir sürü travmatik durumdan geçtiğini de fark ettik. Ama o günler geçtikçe, haftalar geçtikçe anne karakterini bir daha görmedik. Evet. Yani bir ana kuzusu olan bir şahsiyetten bahsediyoruz. Hı hı. Ve annesinin merakının belki de her gün araması gereken bir anne olduğunu ilk başta bize izlenim olarak verdikten sonra bir de anne karakterini görmüyoruz. Yani tabii. Annenin sanki çemberi açık kaldı. Emin Alper'in bu tercihi olabilir ya da teknik olarak kurguda böyle yapmak zorunda kalmış olabilir. Anne karakterini en azından en sonuna doğru bir telefon çalışmasına meşgul almasıyla bile belki bağlayabilirdik. Küçük de karakter olsa o ufak açıkta kalmış. Tabii evet. Yani başta o güçlü oyuncunun şeyini gördük evet. Hmm. O boşluk tamamlanmamış. Hatice Aslan da oradan hani o bir dakikalık oyunculukta bayağı bir verdi bize tabii durumu. 3 tane şeyini verdi. Ha, sonrasında hani onun sanki bir açık kaldı gibi. Şimdi biraz da edebiyatından o zaman. Taşra edebiyatı deyince hangi ilk eser gelir aklınıza? Anadolu'dan işte Taşra'ya gelmiş. Artık Cumhuriyet Aydınlanması'nın ilk dönemleri. Hatta Atatürk gelmiyorsa savaştayken onu okumuştur. Hangi kitaptır? Bravo, Çalıkuşu vardır. Bir de sonrasında Yaban adlı eserimiz vardır. Güzel. İşte kahramanımız da buraya gelmiş. Dışarıdan bir anlamda bakan bir bakış açısı. Peki üzerindeki tişörtü evinde gördüğünüz zaman okuduğunuz mu? Tişörtte ne yazıyor? Kaliforniya yazıyor. Yani arkadaşımız mekana yabancı. Yani buraya gelmiş işte Taşra'ya da gelmiş ya da işte büyük şehirden gelmiş ama kafası yapısı yerde arkadaşın hala dışarıda. Peki daha sonra hakim ağabeyim diyor ki bu taşrayı öğreneceksin, edeceksin diyor. Oranın usullerine uyarısını gönderiyor. Hakim hanımı dinliyor mu bakalım kahramanımız? Hayır. O arada savcı yine bürosuna geldikleri zaman ya da işte tanışmaya çiçek, işte çikolata falan getiriyorlar. O arada bir işlem yapıyor hatırlıyor musunuz? Ne işlemi yapıyor? Bir beyaz sayfaya yazı yazıyor. Bir beyaz sayfaya yazı yazması ne anlama gelir? Güzel. Daha üçüncü dakikada kahramanımızın öleceğini yani kendi fermanını sonlandıracağını bize yönetmen verdi. Genel olarak çoğu şey ölmeyi zaten simgelediği için. Peki bu hikayelerden de buradan gösteremiyoruz ama yine Love Lost filmini sevgisizliğe geçen Andre Sigisney'in filmini hatırlıyor musunuz? Çocuk kayboluyordu hatırlıyor musunuz? Çocuk ödev yaparken
önünde yine ne yapıyordu? Boş bir sayfa. Beyaz sayfayı bize yönetmen ne yaptı? Gösterdi. Biz o çocuğun 10. dakikada öleceğini biliyorduk. Yani film açık bırakıldı ama biz o çocuğun kesinlikle ve kesinlikle öleceğini ne yapıyorsunuz? Yönetmen bize ipuçlarını veriyor. Peki biz bunları nereden öğreniyoruz? İşte sanat tarihinden ve mitolojiden ve teolojiden öğreniyoruz. Şimdi Dansa Makabre gibi ya da işte Vanitas gibi, Piyata gibi. Şimdi o zaman yavaş yavaş geçelim nereye doğru? Şimdi orada diyaloglar da çok ilginç. Yani diyaloglar evet oldukça... Savcıyla diğer iki karakterin konuşmasında çok rutin bir şekilde hani savcının bunu kabul edeceğini kendileri de fark etmiş durumda. Hani buna kanıksamış bir şekilde bize ifade ediyorlar. Ama savcı orada bir duruş sergiliyor. Ama bu duruş aslında tecrübesizlikle de ilgili bir duruş gibi. Daha önce böyle bir şeyi de çok tecrübe edilmemiş ve kural olarak bunu yapması gerektiğini düşünüyor. Ama çok tecrübe edilmiş Hakime Hanım diyor ki burada yol bu. Sen böyle devam et. Doğrusu bu. Hani bir şekilde hani çok üzerinde uğraşma diye bir durumu var. Şimdi o zaman biraz adalete girelim o zaman. Hakim Hanım neden Hakim Hanım? Kadın seçti şeyde söyleşiler soruyorlar. Evet. Bu, Hakim Hanım neden işte kötücül gösterdiniz? Neden işte erkek egemen toplumunda işte kadının düşmanı mısınız bir anlamda demeye getirdiler. Hayır dedi. Ama biz şimdi bence o zaman adaletin tanrıçasını bilmezseniz neden Hakim Hanım kadın olduğunu bilemezsiniz tabii ki. Şimdi o zaman tekrar mitolojiye dönelim. Şimdi burada feminist bir bakış açısı yok aslında. Yok. Bilinçli olarak kadın seçilmesinin nedeni adaleti simgeleyen terazi elinde tutan kişi bir kadındır arkadaşlar. Şimdi Yunan mitolojisine de temistir ama Yunan mitolojisine geçmeden Mısır mitolojisine geçmemiz lazım. Yunan Mısır mitolojisinde teraziye kalbinizi yani yüreğinizi ve bir tüy ama ne tüyü? Bilen var mı? Tavus kuşu tüyüdür arkadaşlar. Filmde biraz sonra göreceğiz. Tavus kuşunu da göstereceğim size. Tavus kuşu tüyü konulur ve yüreğiniz ağır çekiyorsa cehenneme gönderir. Peki Mısır mitolojisindeki kimdir? Ma'at'tır. Ma ne demektir arkadaşlar? Su demektir. Bakın nereden bağlantıyı kurmuş yönetmenimiz. Adalet tanrıcısı Ma ve Su. Kurak ilişki. Şimdi Ma'at yani ilk adalet tanrıçası ne yapar? Terazi ne yapar? Gözü kapalı değildir, açıktır. Yunanlarda da açık değildir. Yine temisi görürüz Yunanistan'a ya da işte Ege'deki müzelere gidersiniz. Ancak Romalılara geçmeye başladığı zaman bu tanrıçanın gözü kapanmaya başlar. Yani Roma'da hukuk sistemi, adalet sistemi başlamıştır. Ondan sonra gözü kapalı hale gelmiştir. Ama bizim hakim anımızın gözü kapalı mıdır, açık mıdır? Açıktır. Yani gözü açıksanız eğer, taşraya uyum sağladıysanız artık o hakim hanım ve kadının gözü açılmıştır. Ortama uyum sağlamıştır. Evet, peki. Bakunin'i biliyor muyuz? Anarşist arkadaşlar yok mu işimizde? Bakunin arkadaşlar, Rus anarşistleri. Evet, Bakunin adalet konusunda bir sözü vardır. Ne der? Evet, günümüzde o kelimeyi kullanmıyoruz. Evet, seks işçisi diyoruz. Evet. Peki, dünyanın en mesleklerinden, eski mesleklerinden biri. Şimdi o zaman biraz felsefesine girelim. Şimdi Platon ve Aristo'daki adalet ya da hukuk anlayışlarına bakmamız lazım. Şimdi akademiyedeki Platon ve Aristo'nun resmini hatırlıyor musunuz? Michelangelo'nun. Biri nereye gösterir? Biri aşağı gösterir. Yukarıyı gösteren Platon'dur, Aristo ise yeri gösterir. Yani bu felsefesi aynı şekilde. Şimdi ideal hukuk anlayışında ve ne diyeyim dünyada yaşadığımız hukuk anlayışına bakımından savcının söylemiş olduğu işte gelen kişilere karşı işte meskun mahallede işte kanunun şu maddesine göre silah sıkılması nedir? Yasaktır ve ceza alırsınız diyor. Bunu söyleyen nasıl bir düşüncedir? İdeal olması gereken hukuku söyleyen Platoncu bir anlayıştır ve savcımız bu anlamda bunu savunur film boyunca. Ama Hakime Hanım'ız ise içinde yaşadığımız yerel dünya, yaşadığın koşullar bakacaksın diyor. Ondan sonra adaleti sağlayacaksın. Bu anlamda Aristocu bir ne diyelim hukuk anlayışına sahiptir diyebiliriz Hakime Hanım. İki felsefi görüşün ya da iki hukuk anlayışının çatıştığını film boyunca da söyleyebiliriz. Peki kahramanlarımızın esas çatışmasını yaşayacağı noktaya adım adım gelelim. Başka hangi ögeler var? Onlara bakalım. Şimdi az önce alıntıladığımız su ögesi anlaşıldı değil mi?
kahramanımız evine geldi, su akmıyor. Evinde ne yok yani? Yaşamasını sağlayacak, işte lüks bir yaşantısı yok. Çünkü ona ne yapmışlar? Eski bir taş ev verilmiş. O da orada ne yapıyor? İşte yaşamaya çalışıyor kendince ve bir süre sonra işte farelerin geldiğini ve ona yine bir haberci kimliği gibi, ulak dediğimiz kimlikte bir çocuk geliyor. İşte hem sizden önceki işte savcının da ya da işte hakimin de zehirlenme nedeniyle işte eviniz ne diyeyim işte ilaçladığını, bu konuda yardımcı olacağını der. Bu farelerle ilgili ne diyorsunuz hocam? Heh. Şimdi tam oraya gelmişken. Gelin. Şimdi burada da bir tersine çevirme var. Şimdi fareler deyince hemen aklımıza bir masal gelir ve o masal hangisidir? Normalde kavalcı ne yapması lazım? Farelerin toplayıp yani kötüleri götürmesi lazım o kasabadan, köyden, değil mi? Ama kasabanı ne yapmış gelen kavalcı bu sefer, yani savcı metaforu üzerinden düşünürsek tam tersini çevirmiş. Fareler ne yapıyor? Yani kasabadaki insanlar ya da işte kötücül karakterler savcı ne hale getiriyorlar? Kasabadan yok edecek bir hale getiriyor. Yani orada bir sanatçı ögesi olarak ya da bir adaleti simgeleyen yani işte savcı rolü olarak düşünürsek artık bu kasabada ne sanatçıya ne de adalet sağlayacak düzene kimse yer bırakmıyor. Çocuk normalde saf masumiyeti temsil eder değil mi normalde, ama o çocuk bir artık saf değil, artık kimin yanında egemen, ona ne diyelim bir anlamda gücü veren işte kişiler bunu gösteriyor. Evet. Şimdi bu, o zaman evet. Fareyle ilgili gene hocam hani şöyle bir düşünce de söz konusu sanıyorum. Paylaşılanlarda evet. Kasabanın tüm Yanıklar Kasabası'ndaki kişilerin bir yandan hani bizim Savcı Emre'yi bir kapana sıkıştırması gibi bir düşünce de söz konusu. Evet. Bir yandan bunu Emin Alper şöyle cevaplıyor. Farelerin herhangi bir simgesel anlatımı yok. Ben çocukken farelerle ilgili çok büyük travmalarım var. Sadece burada fareyi, savcıyı ve gerilimi arttırmak için yerleştirdim gibi bir düşüncesi var. Evet, hangi filmde görmüştük bu fareleri yine? Senin yolda karşılaştığın bir adam vardı. Geçen Nuri Bilge Ceylan. Hangi filmde? Uzak filminde görmüştük evet. Yine. Evet, yine oradaki gerilim ögesini ve oradan uzaklaştırması gereken bu sefer ne vardı? Rahmetli Mehmet Emin vardı. Hı hı. Bir Türk onunla özdeşleşmiştir olabiliriz. Evet, şimdi evinde su yok. Bu sefer sıcaktan bunalmış. Nereye gitti kahramanımız? Göle gitti. Göle gitti ve yüzmeye başladı. Ardından bir böyle Easy Rider dediğimiz bir kovboy gibi düşünün. Çöl şeyi, tıpkı bir kovboy türü içerisinde ıssız bir mekanda tepeden hem de gösterdi. Yukarıdan bir bakış açısıyla. Sonra savcımız şeyden çıktı, sudan çıktı. Nasıl çıktı ama? Çıkışta bir şeye benziyor. Hı hı. Evet, yine bir mitolojik kahramanı düşünürsek, yine bir resim olarak düşünürseniz böyle ışıl ışıl parıl parıl. Evet. Narkissos ve ona aşık olan birisi var. Kimler? Su perileri vardır. Yine hatırlarsınız mitolojide. Ekoplar vardır. Evet. Kahramanımız arasındaki ilişki bu anlamda tabii kadın erkek bağlamında düşünmeyelim. Bir aşk ögesi olarak düşünürsek ve ona bakış açısıyla bakarsak kahramanımız arasında o ve onun işte soyunmasını, giyinmesini diye işte o esnadaki o gerilim bize verdi mi? Kısacık sürede verdi. O aralarındaki ne diyeyim işte aralarındaki bir ilişkiyi, ilintiyi verdi. Film nerede çekilmiş? Film İç Anadolu'da yanılmıyorsam Kayseri bölgesinde. Kayseri'nin kasabasında çekilmiş. Yani kendisi de o bölgenin insanı zaten. Aynen. Yani mekan seçiminde bilinçli olarak yapılmış. O Kayseri'nin... Efendim? Göl gerçekten. Tabii, yakınlarında tabii. Var işte şey göller, baraj gölleri muhtemelen. Yani kurumakta olan göllerden biri. Obruk da var çok fazla. Şu an Konya'da tabii. Bile 50'ye yakın obruk varmış. Tabii Konya'da muhtemelen onları oradan çekmişlerdi. Bu anlamda yani tiplemeleri şey seçmiş. Yani işte yakışıklı bir erkek karakter ya da diğer karakter arasında kadar kaba sabaysa. Biraz hani bakış açısı hani ressamların bakış açısı vardı. Batılı ressamlar ne deriz biz onlar bakış açısına? Tarihçilerinde vardır. Oryantalist bir bakış açısı var aslında. Yani tiplemelerin oluştururken, karakterleri oluştururken ona göre iğreti tiplemeler oluşturmuş ya da sempatik duyulacak tipler oluşturmuş. Peki böyle bir karakterin ne demişti Murat'ın ögesinin olduğu yine bir sinemada bir filmin başında geliyor bir kasabaya. Yine böyle bir havuz macerasıyla
Pasolini'nin Teorema diye bir filmi vardır. Hiç duydunuz mu? Seyretmeyenler çoktur. Teorema da yine bir fabrika patron ilişkisiyle açılır. Sonra patron işçilere vermiştir. Ondan sonra başka bir sahneye geçer. Şöyle bir karakterdir o karakterde. İşte zengin bir muhitte gelir ve o muhitteki havuza gelir. Şey, banyosunu yapar bir anlamda. Pis, pasaklı bir adamdır. Ondan sonra evin insanlarıyla tanışır. Önce evin sahibesiyle beraber olur. Ardından kızıyla, ardından oğluyla, sonra bir de adamla. Ulan ne oluyor dersin film boyunca? Manyak mıyız? Nereye geldik falan dersin. Yani kahramanımız ayakta kalmak için ne yaptım diyor. Ben bu mücadele içerisinde farklı insanlarda farklı cinsel yönelimlerin olduğunu filmin işte çatışmalarında zaten göreceğiz. Buna benzer bir Pasolini'deki arketip diyebiliriz buna. Yani kendi ayakta ya da nabzını ayakta tutması için herkese şerbet bir anlamda vermiş. Ayakta durmuş, başarmış bir insan olduğunu görürüz. Peki, bunun yine söylemini şuradan anlıyorsunuz. Çocuk geldi hatırlıyor musunuz? İkinci kez geldiğinde. Dikkat et bu adama. Daha önce belediye başkanının karısıyla işte ondan bir şeyler elde etmek için beraber olmuş. Ondan sonra işte kasapla beraber olmuş, şununla beraber olmuş. Aslında ayakta durmak için yaptığı bir işte. Sohbetlerini nasıl yapıyordu? İkinci gelişlerinde Murat'ın evinde oturarak yapıyorlardı ve otururken bira içiyorlardı ve Murat'ın oturduğu yerin sağında bir nesne vardı. Şimdi o nesne şuradan geliyor ismini. Hadi yine bizim arkadaşlar biliyorlar. İpucunu az önce Maat'ın tüyünden verelim size. Maat'ın tüyü neydi? Bravo. Tavus kuşu vardı arkadaş. Pirinçten süsler olur ya. Efendim? Her filmde bu tavus kuşu var. Her filmde Başka bir yok. anlamı mı bunlar? Yok. Şimdi tavus kuşu hangi anlama geliyor? Kimin hayvanıydı? Atribisiydi. Hadi bakalım sanat tarihi mitolojiye yatkın olanlar. Hera'nın Noel Baba'nın hani küreklerini çeken hayvanları geyiktir ya. O da küreklerini çeken ya da arabasını çeken hayvanı tavus kuşudur arkadaşlar. Yani mitolojide Evet. karakterlerin atrobisi vardır. Evet. Yani onu simgeleyen bir Peki. hayvanı vardır. Hera'nın mitolojideki görevlerinden biri, baş görevlerinden biri nedir? Evet. Tavus kuşu ne yapar? Argos'u anlatmayacağım. Argos hikayesini. Evet. Gözler çıkarır. Gözler ne yapar? Çiftini ele geçirmek için ne yapar? Baştan çıkartmak için. Çöp çatandır arkadaşlar kendisi. Yani insanları baş göz eder. O katandır. Yok. Yani Aşkım. işlevi budur. Az önce Temis'te gördük. Temis kimdi peki? Zeus'un ikinci eşi. Adalet tanrısı ikinci eşidir. Evet. Yani gördüğünüz gibi aslında mitolojideki ögeleri ne yapmışlar? Yönetmenlerimiz ya da sanat yönetmenlerimiz filmin içerisine koymuşlar. Murat kahramanımız da ne yapıyor? Herkesi ayartan, baştan çıkartan ve kendisinin gemisini yürüten bir kahraman rolünde bize veriyor. Bazı şeyleri bize ne yapıyor? Hayvanlar aracında. Bazı ögeleri ne yaparlar? Nesneler aracında ya da işte filmin bütününü anlatan obruk az önce verdiğimiz gibi verdiğini görüyoruz. Şey geldi Şimdi hocam, aynada kendini gördüğü. aynaya doğru gelelim. Şimdi o zaman yemek davetine geldi, tanıştı. Kasaba işte belediye başkanının hikayesini anlattı. Su meselesi var, anladık. Orada çok böyle nesnel bir şey yok o Yok. yemekte. Evet. Bir Ancak kızımız geliyor sonra. sonra dur şimdi kızımıza da geleceğiz ama şimdi orada şimdi adabı hepimiz erkek ve kadınlar olarak biliriz. Sofranın adabında normalde ne yaparız? Biz kadeh tokuştururken Türkler ne yaparlar? Ne iç, ne deriz? Ha, hiç muhabbette şerefe sözü geçtim. Evet. Çok güzel. Evet. Yani hoş geldiniz. Tavrında bir muhabbet geçti. Evet. Çünkü şerefe demek ne demektir arkadaşlar? Şerefenin Orada bahsetmişsiniz olanlar daha önce hocam. evet. Neydi temeli? Şeref, yani şeref yani onur, haysiyet. Yani o masada kalır. Yani ne yaşanırsa ne biterse şereften dolayısıyla orada kalır. Ama bu adamlar dediği gibi şerefli olmadıkları için muhabbette de dolayısıyla söylenmiyor. Sonra çalgı Tabii çengi muhabbeti bu öyle başlıyor. yapmış olabilir Emin Alper. Olabilir. Ha, ama Tabii bu bir yorum. Tabii hermenötik yapıyoruz yani. Tıpkı felsefede olduğu gibi. Ardından bir kız geliyor ama o kızın göz rengine dikkat ettim. Evet. Çok güzel yeşil gözlü değil mi? Rengarenk böyle giyimi, kuşamı. Peki o kız ne kızı? Güzel. O kızı biz nerede gördük aslında? Antep'te. Zeugma'daki Çingene kızındaki tipolojideki Çingene kızdır. Peki bir rivayete göre aslında o kız kimdir? Yani Çingene kızı değil, Roma mitolojisinden gelen bir kahramandır. Evet.
Bir kısmında İskender'le ama evet. Şimdi dünya, evren tartışılıyor ama Yunan mitolojisinde özellikle kadın karakterler. Peki yer, gök neyi simgeler? Kadını simgeleyen Gaia. Gaia yani kadını simgeleyen bir tanrıça olduğu söylüyor. Yani kökenindeki çingene kızının aslında Gaia'dır. Yani kadın vardır. Bütün aslında dertler bir anlamda Gaia'nın, bütün çatışmalar insanlığın ya da titanların ortaya çıkmasıyla beraber. Sonra çingene kızının gelmesiyle beraber aslında çatışmanın temeli ortaya çıkmaya başlıyor. Yani orada yine içtikçe ve ardından da o işte hakime ve savcının o duruşunun korumaya çalışması ve koruyamaması ve uykusu ve ardından uyandırılması ve gelişen şey. İsmi ne bir de? İsmi de güzel. İsmi ne? Pekmez. Evet. Evet, yani tatlı bir anlamda dokunuşuyla ne yapıyor? Filmimizi çatışmaya, bütün şeyi oradan yani kadın ögesine çıkıyor. Peki yine erotik bir şey olarak değerlendirirsek neyle ne yapıyorlar? Dans sahnesinde ne yapıyorlar? Hortum ve suyla bir anlamda yine cinsel bir ögenin gelişini bize filmde ne yapıyor? Veriyor. Peki lavaboya gittiği zaman çıkışta bir şeylere bakıyor. Hadi orayı da sen anlat. Aynalara bakıyor orada da bildiğiniz gibi. Tek bir ayna var ve bir sürü resim var. Fotoğraflar var. Fotoğraflar avcıların kendilerini işte avlarını, domuzları vurduktan sonraki şeyden bahsediyorlar. O fotoğrafları gösteriyor. Av fotoğrafları. Ve o fotoğrafların arasında bir tane de ayna var. Hani bir evde ayna olabilir mi? Olabilir. Oraya konabilir mi? Konabilir. Onlara bakarken Emin Alper de öyle bir açı yapıyor ki açıyla bize gösteriyor. Biz o açıdan çerçevenin içerisinde, bir çerçevenin içerisinde de Emre karakterini görüyoruz, hatırlarsınız. Evet. Tam böyle lavabodan çıktıktan sonra. İşte Emre de bu arada aslında bize Emin Alper söylüyor da, söylemiş şu, yeni avımız bu. Yani o domuz gibi avlayacağız. Ki filmi izlediğimizde de görüyoruz, domuza uyguladıkları muamelenin aynısını Emre'ye de yapmaya çalışıyorlar. Filmin sonunda. Filmin başında çünkü hani genelde de şudur zaten. Yani bu bir kuraldır, senaryo kuralı. Filmin başında neyle başladıysa hikaye o şekilde hem görsel benzerlik hem de içerik benzerliği o şekilde çemberi tamamlaması gerekiyor karakterin. Hem kahramanın yolculuğuyla ilgili hem de genel Freytag piramidiyle de ilgili. Burada da bize direkt avı gösteriyor. Yeni av sensin. Zaten bu yaklaşık bir 25. 30. dakikada falan oluyor. Evet. Ve orada da karakterimiz aslında yolculuğa şimdi, çatışma asıl şimdi başlıyor. Karşılıklı çatışma şimdi başlıyor diye özetliyor. Evet. Yani işte alkol alındığı için ve daha sonra da Murat'ın ifadesiyle de işte içine hap atıldığı için o yörede işte yaygın olduğu söyleniyor. Ondan sonra içine neler, başına neler geliyor savcımızın göreceğiz. Belediye başkanı da bilinçli bir şekilde gidiyor sanki. Telefon geliyor ama tabii söylenmiyor. Ama işte burada şimdi gösterilmeyenleri de bilmemiz lazım. Sonradan öğrendiğimize göre işte belediye başkanı ilk eşiyle işte Murat'a olan işte vermiş olduğu bilgilerden dolayı eşi de öğrenmiş. Ondan dolayı boşanmış. Çünkü normalde hani yaş olarak düşünürsen olan belediye başkanı atıyorum 60 yaşında Murat olsun 25 yaşında. Ulan ne alakası var diyorsun. İşte o şeyi yakalamak için böyle yani kadınlar hiç gösterilmiyor. Yani normalde orada sofranın hazırlanması kadınların diyelim işte yapılması gereken şeyler. Yani filmde çok az kadın ögesi görebiliriz. İşte kısa bir hakim hanımı görüyoruz. İşte anneyi kısaca görüyoruz. Bir de pekmez var. Onun dışında neredeyse filmde hiç kadın yok diyebiliriz. Hı hı. Tabii şimdi ima etti zaten. Film boyunca bize direkt göstermiyor. Yani başarısı orada zaten. Yani ak karak diyebileceğimiz kimse yok. Griler. Efendim? Kendisi söylüyor. Tabii, bilinçli olarak yapıyor yani. Yani şey diyor yani. Tabii. Para kazanmak için çok iş yapmıyor. Yani orayı kaçırmışsınız dediğim gibi. Yani erkeklerle de beraber düşüp kalktığı anlamına yani bu anlamda homofobik değil yani film söylüyor. Ama kasabalıların hem yapıp hem de linç etmek, inkar etmek ya da ötekileştirmek babında. Yani sonuna doğru bunu görüyoruz. Ama bu light, arka motif esas derdi o değil. Yani şeyin yönetmenin kendisine ifade ettiği kadarıyla. Ki zaten filmi sonuna doğru görüyoruz hocam. Tabii. Hani neredeyse tüm kasabalı bir tecavüz, taciz vakasıyla iç içe olduğu halde bir küçük bir kız çocuğuna bu doğru, gizli ve doğru olarak görülüyor. Kimse bunun bir gizli birliktelik içerisinde, işte feodal bir suç ortaklığı içerisinde. Ama hani iki erkeğin aynı evde sohbet içerisinde olması, birinin de işte daha önce hani farklı bir şekilde
muamele görmesi yani çocukluğundan büyüme evresine kadar hani bir şiddet öğesi içerisinde bir yaşam ortaya çıkartıp evde bir şekilde hani birlikte durmaları dahi bir katliama doğru gitmeye müsaade ediyor şeyi kasabalıyı. Aslında dediğiniz şeyi filmin sonunda da aslında veriyor biraz. Yani bir kasabanın, o yanıklar kasabasının müthiş bir fobi durumu da söz konusu tabii ki. Niye savcı suçlu gibi geldi bize? Şimdi, sonunda o soru işareti niye bıraktı bize? Bir Hollywood filmi olsaydı ya da bir klasik bir Türk filmi olsaydı bunların sonunda biz ne yapardık? Sonuçta mutlu ya da mutsuz bir sonla bitirebilirdik. Kahraman genelde iyi biterdi. Evet. Hollywood anlayışında. Ya da şey de diyebiliriz. Yani klişe olması ya da işte ana akım branş sineması değil. Çünkü ilk filminden aslında bunu yapmıyor. Yani ne tepenin ardında bize düşmanı gösterir, ne ablukada direkt görürsünüz, ne de direkt kız kardeşlerde de elbette öldüren kişileri gösterir. Güzel. Neden bırakıyor işte onu size söyleyeceğim. Yani gündelik hayatımızda bununla mücadele ediyoruz aslında ama şimdi bunu başında aslında bunun sinemanın felsefesini bir anlamda yapan kişi Rus bir sinemacı. Şimdi onun hakkında biraz size bilgi vereyim. Dizika Vertov duydunuz mu? Duymadınız işte. Duyacaksınız, öğreneceksiniz. Aslında duymuşsunuzdur ya. Şimdi Vertov ne diyor? Bravo. Okuyayım hocam? Oku. Hadi bakayım. Vertov'un manifestosu, ellerindeki çaputları pazarlama işini oldukça iyi yapan çöpçü sürüsü sinematografların karşısında kendimizi sinegöz, kinox olarak adlandırıyoruz diyor. Sinematik değer ile kar peşinde koşanların kurnazlıkları ve hesapları arasında hiçbir bağlantı göremiyoruz. Görüngüler ve çocukluk anılarının üstüne çöreklenmiş psikolojik Rus-Alman film dramasının saçmalık olduğunu düşünüyoruz. Sinegözler gösterişli dinamizmi ve Amerikan macera filmlerine ve Amerikan Pinkertonların dramatizasyonlarına hızlı kamera değişimleri ve yakın plan için teşekkür eder. İyi ama düzensiz, hareketin doğasına dair kesin bir araştırmaya dayanmıyor. Psikolojik dramanın bir gömlek üstü ama hala temelde eksikleri var. Bir klişe, taklidin taklidi diyor. Yani. Bu taklidi kurak günlerde de kırmak düşüncesi var anladığım kadarıyla. Yani ilk filmden biri aslında bazı önce söyledim işte Brechtian estetiği uygudur. Brechtian estetikte ne vardır? Yabancılaştırma ögesi vardır. Yani siz kahramanlarda katarsisi yakalayamazsınız. Anti katarsistir. Yani şey de kötüdür bu anlamda. Savcımız da kötüdür. Murat da kötücüldür. Yani kimse iyi ve kötü değildir. Filmde bir son da yoktur. Açık yapıt bırakır. Ta Eko'dan beri konuştuğumuz şey budur. Eğer filmin finalinin sonunu bırakırsa siz bu filmi bitirir çıkar gidersin. Ama biz filmin üstüne bakın şurada 40 tane adam konuşup dinliyoruz. Ya da işte biraz sonra işte YouTube'a koyacağız. Belki 5000 kişi izleyecek. Yani bunun üzerine düşünmenizi isterim diyor. Neden iktidarın aygıtları olan neydi hatırlayalım yine Foucault'cu söylemle. Hapishaneler yani adalet sistemi, eğitim sistemi, aynı zamanda işte basın ya da işte medya sistemini film üzerinden bize mikro bazda gösterip bütün makro yani şu anda iliklerimize kadar hissettiğiniz sistemi sorgulayın diyor yönetmen. Ki hocam şöyle bir şey de var hani sanat tarihinde, resim sanatında özellikle orta çağda da hani kilisede papazların ya da dini figürlerin resimleri çizilirken bile orada bir sıkıntılı bir figür de ortaya çıkarmışlar. Hani bir dönem kara sinek koymuşlar. Koskoca işte resmin kenarında ne alakası boşta var? Boşta da aynı şekilde görüyorsun. Aynı Deliler şekilde. Gemisi diye resim çiziyor. Deliler Gemisi'nin içerisine kimleri koyuyor? Katolik rahipleri koyuyor, din adamlarını koyuyor. Yani esas deliler sizsiniz diyor. Yani en iyi, en hani klişe olarak hani özdeşleştirebileceğimiz, idolleştirebileceğimiz bir karakter dahi olsa o da bir insan ve içerisine kötülük barındırabilir simgesini koyuyorlar zamanında. Şimdi tabii ki burada Savcı Emre'nin, biz de hani kendimizi Savcı Emre'nin kahramanı yerine koyuyoruz ya ve Savcı Emre oradan böyle şey yapmamıştır. Hayır hayır olmaz öyle şey. Savcı Emre'nin boynundaki şey başka bir şeydir, değildir diye düşünüyoruz. Ama hani baktığımızda Emin Alper diyor ki belki de yaptı. Ki o belki de yaptı hissiyatını Savcı Emre'de de yaşatıyor. Savcı Emre'de yaşattığında biz de yaşıyoruz. Çünkü biz kimiz? Orada Savcı Emre'yiz. 1960'larda yanılmıyorsam tam tarihi bilmiyorum ama. İmam film seyreden evet. Dinsiz olur deyince köy sineması boş kaldı. Buyur. Bakın 1960'lardan günümüze geldik. Değişen bir şey var mı?
Adam kasabasına, köyüne şey açıyor, sinema açıyor, para emek harcayarak, tıpkı şey gibi. Karpuz gemin neydi? Karpuz kabuğundan gemiler yapmak gibi. Ancak sonra imam geliyor, film seyreden dinsiz olur deyince sinema bir anda ne yapıyor? Kapanıyor. Camiye yani, gelmiyor bu, insanlar, katkı sağlamıyor, filme gidiyor diye. Tabii, tıpkı neydi işte Ali Kuşçu'nun işte Resathanenin yıkılması gibi, işte veba, kıtlık salgını geliyor gibi. Yani kültür sanata bakış açısında bir yani yaklaşık işte 600 yıldır Türkiye'de değişen bir şey yok. Evet, müzik de çok etkiliydi. Ha, müzik çok iyiydi. Christian Pestolt'un müziklerini yapan Victor diye bilmiyorsam bir arkadaş yapmış. Antalya'da da ödül aldı. O gerilimi hiç bırakmıyor dediğim gibi. Özellikle son yarım saate doğru sanki bir ne diyelim kovalamaca, sanki peşimizden geliyorlar. Her an yok olacağız, gideceğiz, bizi yakalayacaklar gibi. Biz de yattık kalktık yani o noktada. Evet. Sonra çatışma başlıyor. Sonra işte savcı üzerine gidiyor. İşte Pekmez'in babası geliyor. Daha önceden de başına geldiğini ve haksızlığa uğradığına dair haykırıyor ortalığa. Sonra geliyor, özür diliyor. İşte ondan sonra işte gerekli soruşturma yapıyor ve işte DNA testi ya da işte ne testi dersek onlar gidiyor işte Ankara'ya vesaire. Ardından onların kişi şahit olmadığı ve bunun üzerine bırakıldığını sonlara doğru zaten öğreniyoruz. Ki bu anlamda biz de kuşku olaylarını incelemeye geldiği zaman yavaş yavaş işte flashbacklerle kahramanımızın hikayesini acabalar. Acaba gerçekten savcı da bu işin içinde miydi? Yok, çıkmadı. Hayır. En son öyle bir iddia. Hayır, Pekmez'in itiraf etti diyor ama yine bunda aslında bir kumpas olduğuna dair. Neden itiraf ediyor? Çünkü evlerini yaptılar. Çingenelerin oturduğu evi yaptılar. Ve onu gösteriyor zaten o telefon konuşması öncesinde. Anlıyoruz ki tehditle, hani anlıyoruz dediğim hani bize bunu hissettirmeye çalışıyor. Bu da hani onun güzel pırıltılı zekasından kaynaklı. Biz bunu algılamamızla ilgili. Ve görüyoruz ki Hakim Hanım aradığında tehdit unsuru var. Yani o adam gitmiş ve artık beni daha ailemi de yakmayın. Tamam kızım savcıyı suçlayalım gibi bir yola ilerlemiş olabilirler. Bu arada hani o taşlamalar şey olarak söylüyorum, metaforik olarak değil de bir yandan hocam. O taşlamalar, o işte ne derler, evi abluka altına almalar sizce yeterli miydi? Çoğu insan hani ben işte buranın yanmasını bekledim. Sivas'ta bağlantı kuruyor çünkü insanlar duygusal yok, olarak muhtemelen. Ve sonra savcının dik duruşu durur mu ya, çıkabilir mi gibi bir düşünce söz konusu şimdi oldu. Şimdi o zaman o geceye gelelim. Evet. Yine Vertov'dan sonra hatırlayalım. Kilo göz hikayesini yapan Kleşov'u hatırlıyor muyuz? Kleşov kimdi? Rus sinemasından. Kleşov insanların düşüncelerini yönetmek için bazı fotoğraflar gösteriyor. Tek bir karede bir adam bakmaktadır size doğru. Ardından üç nesne gösteriyor. Bir, karşısında bir çorba koyuyor. Bu adam ne hissediyor diye seyircilere soruyor. Nedir? Bu adam açtır diyorlar doğal olarak. Sonra bir kadın yatar vaziyetteyken bu adam ne düşünüyordur kadın hakkında ya da insan hakkında? Onu arzuluyordur. Sonra adamın gide fotoğrafını gösteriyor. Ardından bir yatan bir çocuk var. Çocuk işte ölüm müdürü ya da işte buna benzer. Adam üzgündür. Üç, aynı adamın fotoğrafı üç farklı nesne. Yani farklı zaman ve mekandaki nesneleri bize kurgu aracılığıyla ne yapıyor? Göstererek aslında sizin neyinizle oynuyor? Psikolojinizle oynuyor. Acabalarla. Yani gerçekliğinizle oynuyor. Zaten gerçeklikle oynamayla ilgili hatırlarsanız yine bir başyapıt olarak söylersek Blow-up, Cinayeti Gördüm filminde sinemanın ontolojik olarak var mı yok mu gerçekliği, hakikatini sorgulayarak aslında yine tırnak içerisinde bir teolojik Hazreti İsa'nın varlığı yokluğu tartışmasını ne yapıyor? Bize Blow-up üzerinden tartışıyor. O zaman gerçeklik nedir? Yani sinema gerçekliği mi yansıtmak zorunda mıdır? Ya da sanat gerçekliği mi gösterir? Hayır. Bize ne görmek istiyorsanız ya da sizin psikolojisini nasıl etkiliyorsak biz onu gösterdiğimiz ya da sanatçının gösterdiği gibi siz ne yaparsınız? Düşünürsünüz noktasını bize Kleşov bundan 100 yıl önce ne yapmış? Deneyleriyle ispatlamıştır. Hatta kendi edinimlerimiz neyse hayata dair, kaç yıllık yaşamımız içerisinde kendi edinimlerimiz neyse biz de o bakış açısıyla o sahneyi algılarız. Yorumlayabiliriz. Hani mesela şu an Burhan Hoca yaklaşık işte saat 9 oldu. 9 mu oldu? 1,5 saattir gördüğünüz gibi ne açımlamalardan bahsetti. Şimdi bazılarımız bunların bir kısmını fark etmişizdir, bir kısmını fark etmemişizdir ki Burhan Hoca da gitti sinemaya, sinemada not aldı. Evet. Yani
defalarca izleme şansımız da yok çünkü yani bizim. Sonra bir kere daha hani gitme düşüncemiz oldu. Tam yapamadım yani. Tamam alayım hocam. Yani biraz kendi edinimlerimizle de onu şey yapabiliriz. Hani biz mesela orada savcının öyle olduğunu da düşünebiliriz. Düşünmeyebiliriz de. Bakın. Evet. Şimdi finale doğru şöyle yapıyoruz. 90'ların sonunda başlayan bir akım. Daha önceden de belki siyah beyaz dönemde de vardır da Amerika'da özellikle bir akım olarak gözükür. Arınma gecesi filmleri vardır. 365 günde bir gün vardır. Tıpkı antik Yunan'daki Dionysos ya da Bakü's eğlenceleri gibi günümüzde de Avrupa'da işte bira gecileri ne derler? Faşin geceleri buna benzer etkinlikler yapılır. Yani o gece herkes istediklerini yaparlar. İşte arınma gecesi ilk versiyonda nerede yapılıyor bu filmin çekildiği tabii mekan önemli. Ne adasıydı şu an gelmedi. Yani özellikle fakirlerin kentsel dönüşüme uğrayacakları bir mekan seçiliyor Amerika'da. Efendim? Mesela yani bizdeki Fikirtepe gibi. Buradaki insanları ne yapabilirsiniz? İster öldürebilirsiniz, ister tecavüz edersiniz, isterseniz malına mülküne el koyup işte yakıp yıkabilirsiniz. Sadece 12 saat vardır. Peki buradaki arama gecesinin alt metninde ne vardır? Beyaz Anglo-Sakson dediğimiz Vibes dediğimiz kitlenin artık egemenlerin tıpkı 1970'lerde olduğu gibi hem kadınlar tarafından egemenliklerini kaybetmesi hem de siyahi hem de Meksikalılar tarafından ekonomik güçlerini kaybetmesi, 74 krizini hatırlayın özellikle OPEC petrol krizinden sonra bu güçlerini yitiriyorlar. Kendi tahakkümlerini korumak amacıyla tıpkı Ku Klux Klan gibi bir yapı oluşturup işte geçenlerde arınma gecesinin farklı versiyonunu gördük. Seçimi kaybedince nereye gittiler? Kendi meclislerini basıp ortadan kaldıracak noktaya geldiler. Yani bu arınma gecesini o bağlamda okuyun. Yani burada da kim geçti diyor yönetmenimiz filmde. Orada zenciler, siyahiler, Meksikalılardı. Burada da kimler? Sizin ekmeğinizi alınacak. İşte Suriyeliler, Kürtler ya da işte şimdi Ruslar, Ukraynalılar ya da işte Araplar. Yani bunlar yer ve zamana göre değiştirebilir. Yani öteki dediğimiz insanlar sizin gücünüzü elinizden alınacak ya da iktidarınızı sorgulayacak. İster bunu hukuk yoluyla yaparlar. Yine bir başka film daha vardı. Yine bir tiyatro oyunundan uyarlama. Kasabada kaplıca açılacak bir belediye başkanı ve halk onu istiyor. Kaplıca açılırsa değil mi? Ticaret gelecek. Doktor kaplıcadaki suyun zehirli olduğunu söyleyecek. Bunun üzerine ne yapıyorlar? Doktoru kasabalı işte tıpkı filmimizde olduğu gibi kasabadan kovup işte linç edilecek noktaya getiriyorlar. Vampir kültürü yani kan emme kültürü az önce Obrick'ten bahsediyorduk. Şu hocam. Özünde. Bulduk mu kitabı? Yazarımız Tomislav Longinovic. Vampir birliği. Yani ulusların milliyetçilik kavramının özünde kan akıtmak vardır diyor. Vampir kültürünün de buradan ortaya çıktığını ifade eden bir araştırmacı yazar. Yani insanlar kendilerinden olmayan işte tıpkı tepenin ardını gibi düşünün ilk filmdeki gibi. Ötekileştirdikleri ögeleri kanla ne yaparlar? Filmin başında ve sonunda olduğu gibi yok ederler. Ortadan kaldırırlar ve birlik olurlar. Yani o suçun aslında toplumsal koşullarının onları suyu getirmeyen adalet sistemi ya da belediye sistemi, iktidar sistemini sorgulamazlar. Filmimizde olduğu gibi kendilerine ne diyelim işte taş koyan bir anlamda işte orada görüyorsunuz bidonlarda başlayan tepkilerin film sonunda işte homofobik bir noktaya getirerek linç kültürüne dönüştüğünü bizde de işte geçen hafta işte Hrant Dink'in öldürülmesi gibi ya da işte başka aydınların öldürülmesi gibi kendisinden olmayan kültürü ne yapar? Kendi içindeki adamı bile ne yaparlar? İşte geçenlerde yaşadığımız cinayet gibi öldürürler. Yani bu iktidar böyle bir kirli iktidardır. O yüzden ne yapmanız gerekir diye bize soruyor aslında yönetmen. Final. Finale gelirsek hocam. Şimdi finalde açık mı kaldı? Evet. Yani ben işte tatmin olmadım. İşte böyle bitmemeliydi. Evet. İşte o obrağa düştü mü düşmedi mi? Diyen şimdi, arkadaşlar mevcut. Çok o zaman bir film daha tavsiye edeceğim arkadaşlara. Thelma ve Louis'i serisinden. Thelma tamam. Ve Louis'in finalini hatırlıyor muyuz? Finalde o araba uçtu mu uçmadı mı? Onlar öldü mü ölmedi mi? O araba ne oldu diye bir soru soruyor muyuz arkadaşlar?
Peki hocam burada şöyle düşünürsek, şöyle düşünürsek hocam. Söyle, gel. Koşuyorlar. Koş. Evet, koşuyorlar koş, değil mi? Koş dola koş. İkisi evet. de koşuyor. Ondan sonra arkadan da geliyor. Evet. Diğer kim? Vahşice geliyorlar evet. ve onları domuz Kovboylar, gibi avcılar geldi. Avcılar geliyor. Domuz gibi öldürmek üzere ilerliyorlar. Hatta vahşet bir şeye doğru gidiyor. Hani zevke doğru gidiyor onlar açısından. İnsan ve sonra efendim? İnsan avı gibi bir şeye. Ha insan evet, avına dönüşüyor gibi. Neredeyse. Evet. Bundan da zevk alıyorlar. Evet. Ve obrağa düşüyor diye biz gördük. Hani ikisi evet. de obrağa düştü. İçini görmedik. İçini görmedik zaten gece. Ama dev bir obruk olduğu için muhtemelen düştüler diye bize görsel ifade etti. Sonra da bunlar düşmek üzereyken durdu. Belki de bir tanesi düştü onu görmedik. Bunlardan da bir tane düşmüş olabilir. Sonra öbür taraftan diğer açıdan baktığımızda iki kişi yani Murat'la Savcı Emre duruyor. Diğerleri obruğun ta öbür tarafında görünmüyor. Sadece küçük ışıltılar şeklinde bize yansıtmış. Burada sizce ne anlatmak istemiş? Bunlar öldü mü? Ya da ölse dahi bu duruş... Bu dik duruş devam edecek. O küçücük karşı çıkış ya da baskılara rağmen mi demek istiyor? Finalde özellikle şaşırtmak istedim. Şaşırtmayı gerçekleştirdi mi? Evet, evet. gerçekleştirdi. Evet. Yani biz o şaşırtmada o gerçeklik ögesinden kurtulup Brechtian anlamda bunun bir film olmadığını aslında ne yaptınız? Film değil aslında. Size amacı böyle bir şey vermek değil. Yani katarsisi sizin yok etti. Siz orada aşağıda ölmüş olduklarını görseniz evinize giderdiniz. Ama bakın şu anda buraya geldiniz ne oldu diye sorguluyorsunuz. Derdi o zaten. Filmimiz bitmedi. Yani onların yaşayıp yaşamaması hiç önemli. Siz o derdi, o adamın derdini yani Emin'in derdini şu anda yaşıyor musunuz iliklerinize kadar? Adalet kavramını, hukuk, iktidar, belediyedeki işte ilişkiler. Asıl irdelememiz şey, gereken konular bunlar, bunlar demek evet. istiyor bir yandan. Bir yandan da az önce bahsettiğim argümanı hani bunların hani bir şekilde dimdik duruşu, hal öldükleri halde belki de dimdik duruşu, bu evet. Hissiyatla ilgili duruşunu ve onların hani küçük bir durumda kalışını özellikle Altyazı Dergisi'nde Aslı Ildır'ın yazısı var Kurak Günler'le ilgili. Onu da okursanız evet. sevinirim. Çünkü orada da bayağı açımlayıcı, özellikle finalle ilgili bilgisi var. Yorumu var diyeyim, bilgisi değil de yorumu. Ama şu anlamda eleştiriniz ya da haklı buluyorum. Çünkü filmin neredeyse yarısı böyle soluk almadan bir koşturmaca içerisinde tıpkı kahramanlar acaba ne olacak çekler. Bir zem var işte dediğiniz gibi bir Amerikan işte kovalamaca filmi gibi gördük. Ama işte böyle bir final tercih ederek aslında az önce Vertov'un yapmış olduğu ya da Brecht'in demek istediği gibi Brecht ne yapar? Filmin içerisinde oyuncular bir anda oyunu bırakırlar. Seyircilerin içerisine gelir seyirciyi katarlar sahneye. Yani onun içerisine katıp siz olsanız ne yaparsınız diye interaktif şekilde yaparlar. Yani bunun bir film ya da bir oyun olduğunun farkına varın. Yani siz olsaydınız ne yapardınız diye soru sordurtur bile. Ki filmin içerisinde baktığımızda hemen hemen her şey kafamıza soru işareti. Yani o ikisinin Murat'la Savcı'nın ilişkisi var mıydı? Evet. Savcı acaba onlar kıza tecavüz etti mi? Hatta o iki tane belediye başkanının oğlu ve işte diğer arkadaş Murat'la o dişi taciz etti mi? Onları da görmüyoruz. Evet. Davulcuyu görüyoruz ya da görmüyoruz. O da belki var Savcı'nın yani. Kafasında yarattığı bir rüya. Çok teşekkürler.